Merhaba, ben Burcu Kıratlı. Bu haftanın akıllı parasında Çağlar Kuzulukluoğlu'nun yerine size ben eşlik edeceğim. İlk önce bilinmesi gerekenlerle başlayalım çünkü dop dolu bir akışımız var. Merkezi yönetim bütçesi 2023'te 1.37 trilyon TL açık verdi. Aralık ayına ilişkin bütçe yönetim istatistiklerinin yayınlandı ve bütçe Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 1.37 trilyon TL açık verdi. Kasım ayında 75.6 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi Aralık ayında 842.5 milyar lira ile rekor düzeyde açık vermiş oldu. Almanya ekonomisi 2023 yılında yüksek enflasyonun da etkisiyle pandemiden beri ilk kez daraldı. Destatis verilerine göre Alman ekonomisinde 2023 yılında beklentilere paralel olarak %3'lük daralma gerçekleşti. Bloomberg'un ekonomistler arasında yaptığı ankete göre enflasyonun önceden tahmin edilenden daha hızlı gerilemesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını 4 kez indirmesi bekleniyor. Ekonomistlerin indirim beklentileri artsa da alt faiz indirimi öngören piyasa aktörlerinden daha temkinli bir yaklaşıma sahip oldukları görülüyor. IMF, yapay zekanın küresel istihdama olası etkilerine yönelik Yapay Zeka ve İşin Geleceği başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda yapay zekanın küresel istihdamın %40'ını etkileyeceği ve bu eğilimin ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Piyasa başlıklarından sonra günün öne çıkan maddelerine ve fiyatlamalarına bir bakalım. Dünya haritasında neler oluyor, hangi ülkelerde hangi gelişmeler fiyatlanıyor. Bugün aslına bakarsak Türkiye'de yeşil bir görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. 8.020'de şu anda fiyatlamalar gerçekleşiyor. BIST 30 8.700'de ancak bankacılık endeksinin %1.35 ile endeksi bir miktar aşağı çektiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz cuma gününden Moody's beklentilerini satın alan piyasa bir miktar yukarı başlasa da bankacılık endeksinin bugün endekse katkı sağlamadığını ve hatta aşağı çektiğini de gözlemlemekteyiz. Avrupa tarafında ise gelen olumsuz veriler sonrası ki bunlar sanayi üretiminin daralmasını takip ettik Almanya'da ve GDP daralmasını takip ettik. Her iki rakam da beklentiler dahilinde olsa da Almanya'da resesyon işaretlerinin belirginleşmeye başlaması kıta Avrupa'sını aşağı çektiğini söyleyebiliriz. İngiltere'de yine satışların hakim olduğunu gözlemliyoruz. Avrupa kıtasının içerisinde şu an Türkiye'nin olumlu ayrıştığını bu tabloda görebiliriz. Bunun haricinde sanayi endekse bugün biraz daha katkı veren tarafta olduğunu görüyoruz. %8,5'luk yükselişiyle hacim şu anda 63 milyar TL, Viyop'ta işlemler 9110 seviyesinden geçiyor. Dolar TL'ye baktığımız zaman 30.10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Artık 30 TL'nin üstündeki fiyatlamalar oturmuş durumda. Euro TL'de keza 33 üst fiyatlamaların artık gerçekleştiğini görüyoruz günlük işlemlerde. Gram altına baktığımız zaman 1986 seviyesinde işlem görüyor. Altın onsu ise 2052 dolar seviyesinde. Altının da 2040-2050 fiyatlarının üzerinde tutunma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman petrol fiyatlarına 77.31 dolar seviyesinde, ham petrol ise 71.69'dan işlem görüyor. ABD 10 yıllıklarına bakıyorum, 3.94 seviyesine daha yakın bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. VIX korku endeksinin ise 13.28'de olduğunu görüyoruz. Bugün Luther King günü nedeniyle ABD'de piyasalar kapalı ve dolayısıyla risk iştahının biraz daha yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Altını söylemiştim, gümüş 23.19 seviyesinde, Bitcoin'de ise işlemler 42.609 seviyesinden şu anda gerçekleşiyor diyebiliriz. Genel anlamda fiyatlamalar bu şekilde. Birazdan tekrar konuklarımızla dönelim ve onlarla da piyasaya dair görüşlerini alalım. Şimdi Sadullah Çalışır NCM araştırma uzmanına gidelim ve onun da günün notlarında neler olduğunu soralım. Çünkü Moody's'i bekliyordu bir süredir piyasa. Bugün Moody's değerlendirmesi geldi ama çok coşkulu şekilde fiyatlıyor mu ki özellikle bankacılık tarafında bunu göremiyoruz. Dolayısıyla bu açıdan sormak istiyorum. Bir de ayrıca senin gözlediklerin neler var piyasaya dair, onları da duymak isteriz. Evet, iyi yayınlar Burcu, iyi haftalar öncelikle. Evet, söylediğin gibi Moody's beklentileriyle geçtiğimiz haftayı sonlandırmıştık. Aslında baktığımızda haftalık olarak da son 5 aydaki haftalık en iyi performansı göstermişti. BIST endeksi geçtiğimiz hafta %4.7'lik bir yükseliş yaşamıştı. Burada bankaların öncülüğünde bu hareketi yaşamıştık. Yine genel itibariyle baktığımızda bankaların
marketlerin büyük holdinglerinde geçtiğimiz hafta tarihi zirvelerini yenilediğini görmüştük aslında. Ağırlıklı olarak BIST 30 hisselerinin öncülüğünde bir yükseliş izlemiştik. Moody's aslında beklentilere paralel sonuçlar açıkladı. Nitekim Aralık ayında verdiği notlardaki aslında işaret ettiği sözünü de tuttu diyebiliriz. Çünkü orada özellikle not arttırımı için ücret artışlarının enflasyon beklentileriyle uyumlu olmasına gerektiğine dair de bir mesaj vardı. Bunun içeride gerçekleşmediğini görürüz. Hem vergi artışları hem ücret artışları içeride yeni yılla birlikte biraz enflasyon beklentilerini bozmuş gibi görünüyor. En nihayetinde piyasa aslında geçtiğimiz hafta bir olası bir sürprizi fiyatlama içerisindeydi. Çünkü anketler bir not artışı olacağını göstermiyordu. Beklentilere paralel sonuçlar sonrasında bankacılık tarafında Eylül ayında hem Fitch hem S&P not görünümünü değiştirdiğinde olduğu gibi aslında öncesinde bir banka satın alımı sonrasında kar realizasyonu bunun benzer hareketinde bu haftaya başlarken yaşıyoruz diyebilirim. Teknik anlamda endeksin geneline baktığımızda aslında BIST 100 endeksi 8000 geçtiğimiz haftaki tepeleri test edip buradan bir kar satışıyla karşılaştı. Aslında bu yeni dönemde özellikle bir sonraki hafta Merkez Bankası öncesinde yukarı yönlü hareketlerin sınırlı olmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte biraz daha piyasa bir bant aralığı 8000'in artı 300 eksi 300 yani yukarıda kabaca 8300'ler aşağıda kabaca 7700'ler. Bu bant aralığında bir süre dalgalanabilir gibi görünüyor. Piyasa Merkez Bankası'ndan faiz artış döngüsünün bitip bitmediğine yönelik kalıcı bir mesaj görmek isteyebilir. Burada aşağı yönlü risk olarak Merkez Bankası faiz artış döngüsünde devam edeceğine yönelik karar metninde gelecek hafta bir mesaj görürsek burada piyasa tekrardan bir kar satışıyla karşılaşabilir diye düşünüyoruz. Ancak faiz artış döngüsünün bitirildiğine yönelik mesajlar karar metninde buna yönelik sinyaller daha doğrusu açıklamalar karar metninde bizi TL bazlı yeni zirveleri taşıyacaktır diye düşünüyorum. Merkez haftasına kadar dediğim gibi kabaca 8000'in artı 300 eksi 300 etrafında dalgalı bir piyasa beklediğimizi söyleyebilirim. Son dönemdeki yükselişle birlikte dediğim gibi aslında biraz banka holding yani daha doğrusu likit varlıklar yabancıların ilgi gösterdiği hisselerin hareketi oldu. Burada BIST 100 endeksi gelinen noktada zirvesinden %6 uzakta bulunurken BIST 100 endeksinde 30 dışında kalan 70 hissenin performansını yansıtan X100O endeksi zirvesinden hala %15 uzaklıkta. Dolayısıyla yatırımcıların aslında bireysellerin portföylerinin son dönemdeki yükselişi hissetmemelerinin ana sebeplerinden birisi de bu olarak düşünüyoruz. Haftanın boyunca içeride gündem sakin olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve yine Merkez Bankası'nın haftalık istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri önemli olacak. Burada bu hafta gelecek piyasa katılımcıları anketinde aslında temsil etkinliği arttırılan piyasa katılımcıları anketinde ankete katılanların aslında enflasyon beklentinin yukarı yönlü bir revizyon olup olmayacağı piyasa için de biraz önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışı tarafa dönecek olursak son olarak bugün dediğin gibi tatil ancak orada geçtiğimiz hafta da enflasyon tarafındaki yukarı yönlü sürprizler risk iştahını çok fazla törpülemedi. Hafta yine pozitif şekilde tamamladılar. Burada hala Mart ayında güçlü bir faiz indirim beklentisi ana senaryoymuş gibi görünüyor. Piyasa fiyatlamalarında ancak bu hafta her Fed FOMC'den 2 hafta önce yayınlanan 5 kitap raporunda üyelerin bölgelerdeki son ekonomik durumlarını gözlemleyeceğiz. Ve Fed üyelerinden gelecek mesajlar toplantı öncesinde, Ocak ayındaki toplantı öncesinde piyasaların risk iştahına yön verecek diyebilirim Burcu. Sadullah teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şimdi biraz da kripto para tarafındaki gelişmeleri konuşmak üzere Paribu Ventures yöneticisi Erman Taylan'a gidiyoruz. Erman merhaba. Şimdi geçtiğimiz hafta kripto paralar açısından oldukça sıcak bir haftaydı. ETF onayıyla hop oturduk hop kalktı tabiri caizse ama bu hafta başlarken biraz daha böyle kripto paralar iştahını kaybetmiş gibi gözüküyor ama senin notlarında neler var? Merhabalar Burcu Hanım, iyi haftalar ve iyi yayınlar. Ben biraz aslında kripto paraların altındaki bir alt kategori olan Web3 oyunlarına değinmek istiyorum bugün izninizle. Neden Web3 oyunları? Öncelikle bu soruya bir yanıt vereyim. Oyunun blok zinciri teknolojisinin en güçlü uygulama alanlarından biri olduğuna inanıyoruz. Henüz oyunların blok zinciri dönüşümünde belki başlardayız ama Paribu Ventures olarak oyun sektörüne toplamda çok sayıda yatırım yaptık. Öyle ki bugüne kadar portföyümüzde 19 şirket var ve bunların neredeyse yarısı oyunlarla, Web3 oyunlarıyla, blok zinciri tabanlı oyunlarla ilgileniyor. Dolayısıyla şimdi bu heyecan verici sektöre dair vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim istiyorum ve ilk haberimizle başlıyorum. Daha önce de altını çizdiğim gibi Web3 oyunlarının geleceğinde Web2 oyun stüdyoları ve geleneksel oyun markalarının dönüşümü son derece önemli. Blockchain Game Alliance'ın 2023 endüstri raporundan elde edilen bilgilere göre
bir anket yapılmış ve ankete katılan 526 Web3 oyun şirketi çalışanı var. Bunların da %35'i Web2 oyun stüdyolarının Web3'ü benimsemesinin önemine vurgu yapıyor ve Web2 oyun stüdyolarının bir yeteneklerini, iki deneyimini, üç marka gücünü, dört geniş kitlelere ulaşma potansiyelini kullanmalarının bu yıl endüstride çok önemli bir faktör olduğuna inanıyor. Raporda ayrıca Web3 oyunlarının karşılaştığı zorluklar arasında da yeni kullanıcıların entegrasyonu, ki burada da tasarım kullanıcı deneyimi gibi başlıklar açabiliriz. Kullanıcı kazanımı, buraya da reklam diyebiliriz belki, ve Web3 oyunlarının sürdürülebilir olmayan Ponzi şemalarıyla özdeştirilmesi algısı yer alıyor sorun olarak baktığımızda. Son olarak da ankete katılanların çoğu, %75'in üzerinde bir oran vardı, varlık sahipliğinin blockchain oyunlarının en temel avantajı olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız bu ekranlarda çok defa Epic Games gibi, SimCity gibi, PUBG gibi dev oyunların Web3 projelerini konuşmuştuk. Blockchain Game Alliance'ın bu çalışması da sektörün benzer düşündüğünün bir göstergesi niteliğinde. Şimdiki haberimiz oyunla perakendenin iç içe geçmesine çok güzel bir örnek aslında. ABD'nin en büyük market zinciri Walmart ve oyun motoru Unity, oyunlara gömülü ticareti entegre etmek için bir işbirliği yapacaklarını duyurdular. Böylelikle oyunların içinde doğrudan Walmart'ın fiziksel ürünlerinin satın alınması mümkün olacak. Anlaşma, ticaretin insanların zaten bulunduğu yerde gerçekleşmesine olanak tanımasıyla Metaverse alışverişinin ötesinde bir çözüm sunuyor diyebilirim. Pek tabii ki bu işbirliği aynı zamanda Unity geliştiricileri için de ayrı bir ek bir gelir modeli anlamına geliyor. Bu işbirliği CES'te duyurulmuştu. Dilerseniz oradan devam edelim. Yılın en büyük tüketici ürünleri fuarlarından biri olan CES, geçtiğimiz hafta Amerika'da Las Vegas'taydı. Son haberimizde de oyunların adeta iç içine işleyen bir başka sektöre uğrayalım istiyorum, yapay zekaya. Dünyaca ünlü danışmanlık şirketi Accenture, CES 2024'te Teknoloji Vizyonu 2024 adını verdiği bir rapor yayınladı. Günümüzün trend konusu üretken yapay zekanın insanlık ile teknoloji arasındaki ilişkinin dönüm noktasında durduğuna inanan rapor, geleceği iyimser bir şekilde öngörüyor diyebilirim. Raporda kullanıcı dostu arayüzlerden, sezgisel tasarımlardan ve teknolojinin çeşitli yönlerine yerleştirilmiş insana benzer agent dediğimiz yapay zeka asistanlarına örnekler, atıflar veriliyor. Accenture, teknolojinin insan özellikleriyle bütünleşmesinin etik sorunlarına da değiniyor ve şirketlere teknolojinin insanı merkeze alan bir noktadan yaklaşması çağrısı yapıyor. Rapordan benim aklımda kalan sezgisel tasarımlar, çok çeşitli AI, yani yapay zeka asistanları oldu diyebilirim kısa bir özet yapmam gerekirse. Ki bu arada sezgisel tasarım demişken, Apple'ın Şubat ayında satışa sunacağını açıkladığı ve adına da mekansal bilgisayar dediği Vision Pro'da sezgiden ne anladığımızı değiştirmeye, konuyu adeta başka bir boyuta taşımaya da aday diyorum ve teknoloji dünyasında Şubat ayında belki de en çok konuşulacak konulardan biri olacak Vision Pro. Buradan da ona bir pas atmak istiyorum. Evet, bugünlük Web3 oyun dünyasından bu kadar. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Erman Taylan, Paribu Ventures yöneticisi, teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonrasında Neo Portföy Araştırma Direktörü Şebnem Ayabakan'la güzel bir sohbetimiz olacak. Bizimle kalın efendim. Merhaba, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neo Portföy Araştırma Direktörü Şebnem Ayabakan bizimle birlikte. Şimdi Şebnem Hanım, sabahleyin önemli rakamları takip ettik. İlk ben oradan başlamak istiyorum, izniniz olursa. Şimdi merkezin yönetim bütçesi 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi. Ve bu aslında rekor düzeyi işaret ettiğini evet. söyleyebiliriz. Şimdi özellikle tabii depremin etkilerini konuşuyoruz ama şu bağlamda da sormak istiyorum. Evet, depremin etkileri hasar verdi ama özellikle derecelendirme kuruluşlarından bu açıklar konusunda çok fazla vurgu var. Hem bütçe açığı hem cari açık. Dolayısıyla bu anlamda da ekstra önem arz ediyor bizim için. Bu konunun hem finanse edilmesi hem de gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda neler söylersiniz? Öncelikle ben hemen Neo Portföy'ün zaten çalıştığı Özlem Derici Şengül'den rakamlarla ilgili yorumunu aldım. Onları bir aktarmak istiyorum sizlere.
Benim elimde zaten Özlem'in beklentisinin 5.9 gayri safi milli hasılanın 5.9'u olacak gibi bir tahmin vardı. Bu %6 civarı oldu. Beklenenin üstünde oldu. Ama birdenbire tek bir kalemle sermaye harcamalarına bir 600 milyar TL'lik bir sermaye harcaması giderinin eklendiğini gördük. Bunu büyük bir ihtimalle deprem harcaması olarak ayırdı. Bunu bu bütçeye koymayacağı bekleniyordu. Ama devlet bunu buraya koydu diye gözüküyor. Toplamda da 800 milyarlık oldu. Hani bu en son Aralık'ta giren 600 milyar birdenbire girince. Şimdi normal şartlarda esasında Burcucuğum biz genel hatlarıyla gayri safi hasılanın ne kadar bir büyüme yapacaksak onun oranında sanki zaten bir genel geçer bu bütçe açığını yapıyoruz. Bizim genel trendimiz bu. Doğru. Türkiye olarak genel trendimiz bu. Doğru. İkiz açıklara geldiğimizde. Bu senede çok net olarak zaten Moody's'in de görünümü arttırdığı bir ara notlar falan filan havada uçuştu ama biz beklemediğimizi aman ha Cuma günü çok galeyana gelip atlamayın dedik. Neden? Çünkü bankalar zaten bütün hafta %12-14'lere getirili her bankaya göre değişen getirileri yapmışlar. Zaten bankacılık sektörünü Kasım'ın başından beri zaten alın alın demişiz. Bu beklentiyi fiyatlıyor. Şimdi esas en önemli noktaya geldik. İşte senin de çok güzel dikkat çektiğin nokta orası. Birincisi Moody's ne demişti? Ben Türkiye'nin genel Moody's'in demesine de gerek yok. Hani o kadar da çok Moody's'i taktığımız için de demiyorum açıkçası. Görünen biz köy diyelim. Biz ne bekliyoruz? Biz neyi görmek istiyoruz? Doğru. Geldiğimiz noktada bir tıkanma var mı? Alınan önlemler sadece faiz arttırımlarıyla yeterli olacak mı? Yoksa esasında hep bu altını çizdiğimiz işte likidite sıkıştırılması. Peki bu ekonominin yavaşlaması olmadan olmazını biliyorsanız seçim senesindesiniz. Mart sonunda seçim olacaksanız bu popülist yaklaşımları zaten enflasyonda işte en son asgari ücret zammı ile beraber çok da enflasyonist bir zam oranı olmadığı aşikarken bir de eğer öteki taraftan biraz da seçime kadar bunun çok hızlanarak likidite sıkışıklığına yansımasını beklemez isek eğer 46'lara beklenen bir ortalama bizim OVP'de 36 2024 enflasyon beklentisi ama biz 46'lara çektik bile. Doğru. Ortalama olarak makroekonomistler olarak. Bu zaten şu anda böyleyse o zaman Merkez Bankamız bizim faiz artırımlarının sonuna geldik dedi ama ama Ocak'ta çok büyük sürpriz bir faiz artırımını tekrar getirebilirim gündeme diyecek. Bir şok enflasyonla karşılaşırsam ne olacak? Şimdi bu neyi gerektiriyor? Demek ki zaten baktığımızda ex post zaten negatifti. Şimdi ex ante de negatif olacak. O zaman biz faizlerde 45'ler bizi kesmeyecek. Hadi 50'leri 55'leri biz zaten önceden öyle olacağını görüyorduk da genel piyasa hani biz çok gördüğümüzden değil o kadar hızlı bir şekilde seçime kadar burası yavaşlayamaz bizce düşüncemizden ötürü. Daha bir konservatif gittiğimiz için. Biz bu şekilde gidilmesini öneriyoruz. Yani sonuçta bizim beklediğimiz ne var? Zorunlu karşılıklardaki ayrılmaların daha da arttırılması. Dolar tutanlara negatif, TL tutanlara pozitif olacak, yarayacak şekilde. Şimdi bunların olmasının yanı sıra baktığımızda evet yine işte cari denge bir yana bir de rezerv birikimi, rezervler son iki haftada 6 milyar kadar geriledi. Gördük onu. Şimdi bunun tekrardan artışa yönlenebilmesi için demek ki bir hani bir denge noktasındayız. Doğru. Ve o denge noktası yabancıya bile gel dediğimiz zaman acaba yabancı girişini güldür güldür sağlayabileceğimiz noktayı ararken hani yerliyi bu kadar güven telkin edip sokmamız da gerekirken yeterli mi? Önümüzdeki başlıklarda bence konuşacağımız şey bu. İkincisi ikiz açıktan yola çıktığın için altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten de biz de genelde Aralık aylarında ihracatçılarımız bir gaza basardı. Bizim ihracat rakamımız iyi gelirdi. Tamam ithalat yükseliyordu, ihracatta hiç öyle bir rakam yok. Yok olduğu için detaylarına girmiyorum, rakamları tek tek vermiyorum çok kalabalık olmasın diye ama genel hatlarıyla sonuçta 29 TL zaten ihracatçıya pek işine yaramadığı için 30'lara çekilmesine izin verilen bir yönetimle karşı karşıyayız değil mi? Şimdi bu neresi noktası aranırken o zaman hani bir ay sonra 31, bir ay sonra 32 şimdi bunu böyle yavaş yavaş gideceksek o zaman benim diğer
alınacak önlemlerle bir şekilde likidite sıkışıklığını görmem gerekiyor. Neyin altını çizmeye çalışıyorum burada? İhracatçılarımız için ayırın dediğimiz o %40'lık yaptıkları ihracatı Merkez Bankası'na tutuyorlar, devrediyorlar ya, sonra biz onu merkez rezerv için biriktirdiğinden sonra satıyor ya, onun ortadan artık kalkmasının zamanı geldi. Yani bir şekilde likiditeyi sıkılaştırarak artık bu saatten sonra sadece faiz artımlarıyla değil, bu yetmiyor. Bununla yapılacak, madem ki biz bir şekilde seçim yılındayız ve ücretlere, sakın popülistle konuşmak istemiyorum, unpopülistle konuşmak istemiyorum. Senin de benim de hepimizin de maaş zamlarının oranlarının yüksek olması işimize gelir ama o zaman makroekonomimiz bozuluyor. Kesinlikle bu bir hassas denge gerçekten ve şu anda biz bu hassas dengeyi biraz daha böyle daha kaygan zeminde yakalamaya çalışıyoruz aslında. Dediğiniz gibi belki politika faiz artışını artık zirveye göreceğiz ama daha başka, daha konvansiyonel likidite yöntemleriyle de bununla savaşılmalı gerek diyorsunuz. Bir de diğer taraftan ama biz likidite sıkışıklığında bu anlamda herhalde 2024 yılında büyümeden gerçekten ödün vereceğiz gibi gözüküyor. Bu projeksiyonlarla en azından bu politika faizi ve bu likidite sıkışıklığı ile birlikte. Şimdi peki bu anlamda, şimdi Borsa İstanbul için konuşalım. 2024 yılı içerisinde işte yabancının yavaş yavaş geldiğini görüyoruz ama bir taraftan hala belirsizlikler var. Aslında Moody's'in de söylediği, oradan referans alarak söyleyeyim, enflasyonda kalıcı düşüş veya düşüş trendine görüldüğünü söylüyor. Ama işte bir taraftan seçimi bekliyoruz. Yerel seçim belki çok önemli değil ama ekonomi politikalarının devamının nasıl gelişeceği açısından, o tutarlılık açısından belki önemli. Dolayısıyla o yol haritasını yabancı açısından da düşünürsek, bunu tabii rezervler işte bu dediğiniz düzlemde de soruyorum. Çünkü onlar ilk madde madde olarak baktıkları için. Bu makroekonomik bileşenler nasıl şekillenir ve yabancı bunların hangi noktasına gelmeyi daha istekli olur en azından? Şimdi çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Öncelikle gelişmekte olan piyasalara genel hatlarıyla baktığımızda Fed'in faiz indirimlerinin ikinci yarıda olacağı bir senede bunun gelişmekte olan piyasalardan hangilerine yansıması pozitif olur diye baktığımızda Türkiye bir hikayesi var ve öne çıkıyor. Ama işte senin de söylediğin gibi burada bu inandırıcılık kısmında bir test geçireceğiz biz. Şubat-Mart'ta geçireceğimiz test bu. Yoksa pozitif senaryo satın alımında Mısır'la, işte Çin'le bir şekilde, Brezilya bizden çok daha sonra gelecek. Moody's'lere de, rating agency'lere de baksanız, yabancı yatırımcılara da baksanız, bunlar yalnız uzun vadeli kalacak fonlar değil. Long only fonlardan bahsetmiyorum. Gir çık yapacak olan prop'çılardan bahsediyorum. Çok kaliteli bir kalıcı yabancı yatırımcı girişi için çok daha başka şeyler yapmamız lazım. Çok uzun yolumuz var. Yaparız. Biz geçmişte yaptık. Yine yaparız. Kafaya koyarsak yaparız da. O işte o kısımdaki netleşmeyi görmeden yabancı yatırımcının, yani seçim sonrası oldu, bitti. Fakat seçim sonrasında aynı şekilde ekonomik politikalar, mali politikalar sıkı, bütçe koşullarıyla devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu görerek gelecek. Bu birincisi. İkincisi de baktığımızda bu olacaksa zaten bırakın biraz yavaşlayalım. Çünkü ben Moody's'in, siz bugün şeyini konuşuyoruz ama esasında podcastlerinde ben arka planda gelişmekte olan piyasalarla ilgili neler konuştuklarına baktım. Hafta sonu herkes işte not şeyine bakarken, görünüm düzeltmesine. Orada Moody's'in gerçekten de geçmekte olan piyasalar rating agency, sana ismini vereceğim bayanın, podcast'te aynen şunu söylediğini gördüm. %2,5'lara gerilemesini bekliyorum Türkiye'de büyümenin dedi. Hanımın adı da Marie Diron ve bu Head Emerging Markets ratingisi. 2,5'lara gelmesini bekliyorum dedi. Ama bu bizim makroekonomik açıdan esasında iyi bir şey. Doğru. Demek ki enflasyon hedeflemesini tutturmamızı bekliyor ki bir şekilde. Bu küçülmeyi de beraberinde bekliyor. Şimdi bu bize yansımasında, borsayı sordun ya. Şu anda ben ne diyecektim mesela ilk çıktığımda? Tamam, geçtiğimiz hafta çok rally yaptı. Bankacılık sektörünü Kasım'ın başından beri alın diyorduk zaten. Şimdi genele yayılabilmesi için biraz sanayi şirketlerinde geride kalmışlara bakın. Bakın ama daha sonrasında işte bu
bizim gerçekten de bir yavaşlamamız sebebiyet olacaksa, ben çok ekonomistin 2,5'ları falan beklediğini zannetmiyorum. 3'ün altını bekliyor ama büyüme olarak sen de biliyorsun zaten çok güzel takip ediyorsun. 3'ün altını bekliyorlar. Genel globalde 2,7 büyüme beklentisi küreselde. O zaman biz 2,7, 2,8 gibi bir şey olsak uyumlu oluyor aslında. Uyumlu oluyor. O zaman bu enflasyon hikayesini kırıyoruz dediğin zaman alternatif diğer makro hikayelerle bizim diğer ürünlerimiz ortaya çıktığında bu sefer ihracatçılarda bir nebze gerileme olmaz da çok kaliteli enflasyon muhasebesinin karlılıklarımızın birinci çeyrekte Mayıs ortasına doğru açıklanacağını da aldık çünkü. Onların neler olduğunu bekleyeceğimiz, birinci çeyrek karlılıklarının raporlamalarını bekleyeceğimiz bir süreç var. Orada zaman var. Yani hani aslında zaten faydalı da olmuş olur, katkıda bulunmuş olacak. Esasında hani sakin sakin gidersek bugünden satayım veya alayım, bir bekle gör, bir şöyle yavaş yavaş gidelim dersek yapılabilecek bir senaryo. Peki ben size bir portföy yönetim araştırma direktörü olarak ilginç bir soru sormak istiyorum bu sefer. Şimdi bu yıl özellikle tematik kısmını, daha doğrusu 2023'te çok konuştuk. Ki bu tema neydi? Yapay zeka temasıydı. Ve hatta ülkelerin kendi politikaları açısından sürdürülebilirlik, enerji. Siz bir portföy yönetimi araştırma direktörü olarak acaba bu yıl hangi fonların, hangi böyle temanın daha çok ya da önümüzdeki 5 yıl içerisinde daha çok ön plana çıkacağını önerirsiniz? Bir de bunu sadece tabii kurumsal yabancı yatırımcı nezdine sormuyorum. Onlar biraz daha yol haritalarını biliyorlar ama gerçekten burada yatırım yapmak isteyen böyle hani halka arzlardan böyle bütün halka arzları takip edip öyle birikim yapanlar vardı ama gerçekten böyle bir tema doğrultusunda yatırım yapıp ben gerçekten gelecekte buna inanıyorum gibi bir şey söyleseniz bu temalar ne olurdu mesela? Şimdi birincisi geçtiğimiz sene performanslarına baktığımızda yabancı hisse senetleri için söylüyorum tema olarak elektrikli araçlar sektörü geride kaldı. Orada kar satışları geldiği zaman, çünkü orada da yabancı piyasaların nasıl şu anda beklentim olduğu bunu söylemem lazım. Önce bir Nasdaq'larda, S&P'lerde yukarıya oynuyoruz. Onun sonrasında gerçekten de yavaş bir hani hızlı resesyon olmadan bir yumuşak inişli bir Amerika ekonomisi olacak ise orada gerilemelerde elektrikli araç, artificial intelligence dediğimiz yapay zeka, sağlık teknoloji, biraz konservatif, biraz agresif koyuyorum farkındaysan. Türkiye benzer mi? Türkiye benzer nasıl olsun ki? Yani teknoloji dediğimiz zaman çok bizde yapay zekada yok. Teknoloji tabii ki ön plana çıksın ama hani Türkiye'de bir kere elektrikli araçı daha çok zaman alacak. O aynı başlığı söyleyemeyiz. Türkiye'de belki en fazla söyleyebileceğimiz şey şu enflasyon muhasebesinde de dolar ve euro bazında yapmış olduğu karlılıklarla enflasyon muhasebesine geçse de iyi olacak, sağlam ve rakiplerinin bir şekilde örneğini yapamayacağı şirketlerimiz var İMKB 30'da. Ancak onlar sağlam bir şekilde kalırlar diye görüyorum. Belki bir de emtia bağlantısı olan, çünkü emtiada bir herhangi bir şekilde durdurak beklenmiyor. Yani evet faiz artışları yüksek, yüksek faiz ama emtiada da taban yapan, gerileyen paladyumlar, şunlar bunlar veya demir çelikte gerileyen bir görüntü var. Orada da emtia bağlantılı olan sektörlere Türkiye'de bakılabilir. Açıkçası Türkiye'de daha fazlasıyla ben önce bir bankacılığı ve sigortacılığı ön plana çıkarttım makrodan ötürü. Daha sonrasında da biraz işte telekom ve high-tech'le, fintech'le ilintili olan sektörleri. Ama yurt dışı bambaşka tabii. Şevin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayabakan bizimleydi. Neo Portföy Araştırma Direktörü, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir haberimizle devam ediyoruz. Kıymetli bir röportaj. BlackRock Hildebrand haberi. Dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden BlackRock'ın yönetim kurulu başkanı Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg'un sorularını yanıtladı ve çok fazla faiz indiriminin fiyatlandığını ve bunun maliyetlerini artırdığını ve büyümenin yavaşlayabileceği bir yıl olduğunu söyledi. Haberimizi dinleyelim. Ardından Finans Merkezi'ne Gözde Kuyumcu'ya yayını devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.
Bence önümüzdeki birkaç ayın hikayesi şu olacak. Ürünler enflasyonu hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek ve orada negatif seviyeleri göreceğiz gibi duruyor ve bu da tabii manşet enflasyonu etkileyecek. Bunun sonucunda da piyasalar şu an itibariyle belki de gerçekleşecekten daha fazla bir faiz indirimi fiyatlıyor. Ama işte bu da pandemi sonrasındaki yeniden ayarlamanın son ayağı. Ürünler enflasyonu belki daha fazla düşebilir ama hizmetler tarafında, ücretler tarafındaki enflasyon hala yüksek ve onu istikrara kavuşturabilmek, bu kadar yüksekken %2'lik enflasyon hedefine gelmek çok kolay olmayacak. Dolayısıyla özellikle de ABD piyasalarındaki bu iyimserlik bana çok geliyor faiz indirimleri konusunda. Hizmetler de biraz daha aşağı gelecek belki. Ekonomide yavaşlama olacağı kesin gözüyle bakabiliriz. Ama özellikle de ABD'de Merkez Bankası şu anda fiyatlandığı şekilde bir mükemmeliyet adeta bir şekilde fiyatlanıyor gibi duruyor. Bence Avrupa ile ilgili, Avrupa ile ABD arasında da farklılıklar var. Ve genel olarak bu bir küresel hikayeden de bahsedebiliriz. Çünkü İngiltere'den, ABD'den, oradaki anormal altyapı harcamaların gerekliliğinden bakın, enerji dönüşümüne ayrılması gereken önemli bir meblağ var ve trilyonlarca dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Ve burada önemli hikayelerden bir tanesi de bu gibi duruyor aslında. Yani çok hükümetlerin üzerine pek çok şey düşüyor. Kamu ve özel sektör ortaklığı önemli olacak. İyi bir hikaye olmasını bekliyoruz ve biz de bu noktada bir parça olmak istiyoruz. Hem ABD'de hem Avrupa'da hem Asya'da iyi bir hikaye yaratacak bu süreç. Ve bütün bu hikayeye baktığımız zaman jeopolitik anlamda çok parçalanmış bir dünya var ve bu farklılaşan ekonomiyi beraberinde getirebilir. Yeterliğin düştüğü, maliyetlerin arttığı bir yıl olabilir ve daha düşük bir büyüme yaşanabilir. Ve burada odak bu çatışmaları biraz kontrol altında almak olacak. Bunları çözmek olacak. Ama işte iyi bir haber de şu. Yani bunlardan çoğu aslında insanlar tarafından yapılıyor. Yani demografi bize çok fazla değişiyi de gösteriyor. Şu an itibariyle Orta Doğu'da biz bir şekilde durumun daha istikrara kavuşmasını sağlayabiliriz. Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını yapabiliriz. Yani bunların hepsini yapabiliriz. İstikrara kavuşabilir örneğin Çin ve ABD arasındaki ilişkiler. Bunların çoğu insanlar tarafından hayata geçirilmiş problemler. Ve umuyoruz ki burada yapılacak ikili görüşmeler, konuşmalar bunların hepsi bir şekilde daha az parçalanmış, bölünmüş bir ekonomiyi bir dünya düzenini beraberinde getirebilir.